Rosat Gasp'ına son diyerek yeniden bir arada burada Çağlayan'dayız. Yeniden bir basın açıklaması gerçekleştireceğiz ve bugün de bizi milletvekillerimiz yalnız bırakmıyor. HDP milletvekili Musa Piroğlu yanımızda. Önce Musa abi konuşmasını yapacak, ardından basın metnimizi Viyana arkadaşımız okuyacaktır. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Adalet Bakanlığı'nın avukatların ruhsatına engel olması, var olan ruhsatları iptal etmesi, uygulaması aslında savunma hakkının yok edilmesine dair bir uygulamadır. On binlerce hukuk fakültesi öğrencisinin tehdit edilmesidir. On binlerce avukatın tehdit edilmesidir. Ve avukatlar üzerinden hakkını arayan herkesin, adaletsizliğe uğrayan herkesin tehdit altına alınmasıdır. Ve adaletin tehdit edilmesi demek aslında ülkede hukukun yok edilmesi demektir. Bu uygulama Adalet Bakanlığı tarafından ısrarla devam ettiriliyor. Yeni bir söz olarak her gün kürsülere çıkıp var olan hukuk sisteminden şikayet eden Adalet Bakanı bakan olduğunu hatırlamalı ve bir an önce avukatların ruhsat hakkına yönelik iptallerden vazgeçmeli, savunmanın önündeki engelleri kaldırmalı ve adaletsizliğin ortadan kalkması için var olan her çeşit baskıcı uygulamaya son vermelidir. Bilinmelidir ki adalete yönelik saldırı hakkını arayan işçiye yönelik saldırıdır. Adalete yönelik saldırı, saldırıya uğrayan, erkek saldırısına uğrayan kadınlara yönelik saldırıdır. Tecavüze uğrayan çocuğun hakkını aramaya yönelik saldırıdır. Ve aslında ülkede bu iktidarın baskısına uğrayan herkese yönelik bir saldırıdır. İktidar hukukun önünde, iktidar savunmanın önünde engel olmaktan çıkmalı. Bu hukuksuzluğa bir an önce son verilmeli. Avukatların ruhsatları derhal iade edilmeli. Engeller ortadan kaldırılmalıdır. Biz bunun için bütün mücadelemizi yürütmeye devam edeceğiz. Avukatlık Kanunu madde 5'e 3'e göre Adalet Bakanlığı hakkında belli suçlardan ya da 2 yıl veya daha fazla hapis cezası gerektiren suçlardan kovuşturma yürütülen avukat adaylarının ruhsat başvurularının kovuşturmanın sonuna kadar bekletilmesi yönünde görüş bildirmektedir. Hatta bakanlık kanun hükmünü de aşar şekilde soruşturması olan ya da hakkında HAGB takipsizlik kararı verilmiş avukatlar için de olumsuz görüş bildirerek ruhsat iptali davaları açmaktadır. Avukatlık kanununun bu hükmü henüz hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmayan bir avukat adayının mesleğe adım atmasını engelleyerek masumiyet karinesini hiçe sayıp çalışma hakkını gasp ettiği gibi hukuk güvenliği ve hukuki belirlilik ilkelerini de ihlal etmektedir. Daha önceki basın açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi son yıllarda yargının bağımsızlığına ve özellikle savunmaya yönelik gerçekleştirilen birçok saldırı Türkiye'de avukatlık mesleğinin niteliğine, itibarına, savunma hakkına ve bir bütün olarak adil yargılanma hakkına ciddi hasarlar vermiştir. Son birkaç yıl içerisinde yapılan kanun değişiklikleriyle avukatların belli suçlara ilişkin dosyalarda müdafilik yapması keyfi olarak yasaklanmış, müvekkilleriyle gizli ve özel olarak görüşme hakkı ihlal edilmiş, avukatlar müvekkillerine isnat edilen suçlardan dolayı yargılanmış, işkence görmüş, tutuklanmış ve ağır hapis cezalarına çarptırılmıştır. Savunma hakkının sindirilmeye çalışıldığı bu siyasi atmosferde stajını tamamlamış ve avukatlık ruhsatı almaya hak kazanmış olan avukat adayları olarak bizlerin ruhsatları Adalet Bakanlığı'nca gasp edilmeye çalışılması da tam da bu nedenle şaşırtıcı değildir. Bizler biliyoruz ki bir tür tehdit mekanizmasına dönüşen ruhsat gaspı iktidarın savunmayı kendi himayesinde bulundurma hayalinin tezahürüdür. Bizler biliyoruz ki bakanlığın 30 yıl boyunca uygulanması olmayan bir kanun hükmüne bu denli sarılması hukuki değil, siyasi bir tercihtir.
Bizler biliyoruz ki ruhsat gaspları muhalif avukat adaylarının dayanaksız ve uzun yıllar süren yargılamalarla sindirme amacı taşımaktadır. Hukuki belirlilik ve kazanılmış haklara ilişkin güvenin ortadan kaldırıldığı, mesleği yapıp yapamayacağımıza yönelik tayin edici kararın politik olarak iktidarın yanında olup olmadığımıza göre belirlenir olduğu, ağaç yaşken eğilir mantığıyla mesleğimizi icra edip edemeyeceğimize siyasal iktidar tarafından karar verildiği böylesi bir haramiliğe karşı baş kaldırıyoruz. Tam da bu nedenle bir kez daha buradayız. Avukatlık yapmak istiyoruz. Avukatlık yapmak istiyoruz. Geçen süreçte Çağlayan'da ve İstanbul Barosu önünde basın açıklamaları yapmış, milletvekillerine ve barolara dayanışma çağrısında bulunmuştuk. Birçok milletvekili tarafından çağrımız karşılık bulmuş ve mecliste soru önergeleri verilmiş ve ruhsat gaspları meclis gündemine de taşınmıştır. Yaklaşık 2 hafta önce koordinasyonumuz Ankara'da basın açıklaması toplantısı düzenlemiştir. Ruhsat gasplarının yakıcılığını ve yaygınlığını herkes tarafından kabul edene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle sessiz kalan baroları öznesini merkezine almaları ve dayanışma göstermeleri için bir kez daha destek vermeye çağırıyor. Ruhsat gasplarına karşı mücadele etmenin en başta meslek onurunu savunmak olduğu konusunda kendilerini uyarıyoruz. Destek veren tüm kişi ve kurumlara, milletvekillerine ve barolara teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ruhsatlarımızı geri alacağız. Cadağına son vereceğiz. Avukatlık kanunu madde 5'e 3'ü iptal ettireceğiz. Çünkü bizler avukatlık yapmak istiyoruz. Bakanlık ruhsatıma dokunma. Bakanlık ruhsatıma dokunma. Pardon.